Allah razı olsun ya. Teşekkür ederim. Televizyonlarda görüyorduk. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Kerim, hoş geldin. Sağ olun. Merhaba güzelim. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar. Kaça gidiyorsun? 11. 11. Dersler nasıl? Güzel, güzel. En sevdiğin ders hangisi? Fen. Fen, güzel. Aferin. Sen kaça gidiyorsun? 6. 6. Dersler nasıl? İyi. Kaç kişi var sınıfta? 15 falan. 15 falan. Siz nasılsınız efendim? İyiyiz, teşekkür ederim başkanım. Siz de öyle tutulacağız. Siz nasılsınız başkanım? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Ne kadar süredir sıkıntınız var? Benim sıkıntım 10 ay. 10 ay. Evet. İşte elektriği kesik, su kesik, yani doğalgaz kesik. Evet. Perişan haldeyiz. Küçük tipin üstüne su kaynatım, çoban atanına bırakıyorum. Evet. Onu istiyorum. Her kapıyı çaldım. Kapı açan yok. Evet. Belediye gittim, kaymakamlığa gittim, valiye gittim. Beni görüştürmediler de. Kalktı bile içeri sokmadılar. Bana dediler valiye git. Valiye gittim, kaymakamlığa gittim. Kaymakamlığa gittim, belediye gittim. Artık hangisine gideceğim başkan bilmiyorum. Evet. En sonunda geldim burada çorbayla idare edip işte oturdum. Evet. Ben de elime daha hiç kimse olmadı yani şimdiye kadar. Evet. Bu işten dolayı da işte her yere gittim. Hani bu çok olduğu için kimseye demedim. Ben çalışmıyorum. Ya çalışırsam bir yardım getirme elime. Evet. O da kimse iş verme. Evet. Hani biz bir hafta ettik. Biz AK Parti'ye bir oy verdik. Gerçekten çok büyük bir hafta ettik. Keşke evet. Hiç vermeseydik. Evet. Hani bize hiçbir şey yapmadılar. Ne belediye başkanı, ne vali, ne kaymakam. Ne Cumhurbaşkanı, hiçbir şey yapmadı. Dilekçe yazıyorum, Cumhurbaşkanı'na gönderiyorum. Cevap yok. Kaç dilekçe gönderdin? İnan ki başkanım belki 40 tane dilekçe fazla göndermişim. Evet. Cime'yi arıyorum, Cime diyor elimizde bir şey gelmiyor. Kaymakamlığa gitti, oraya gidiyorum yok. Evet. Yani bilmiyorum başkanım. Yani biz bir hata ettik gerçekten. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. Keşke siz Cumhurbaşkanı olsa bizim başımıza gelsen. Gerçekten çok sevinirim. Sağ olun, çok sağ olun, sağ olun. Yani İnşallah şu anda bizim akrabamız çok kişi asız. Seviyorum. Yani evet. Ona da selamları vardır. Durumu zaten iyi değil. Ona da selam. Akrabalar olur. Arasında dayanışma var herhalde bir parça. Var var. Sizi çok kişi yapıyor. Evet. Dün akşam da ablam telefon açtı. Selam evet. Söyle başkanına dedi. Aleyküm selam. Benden ben de akrabalara selam söyleyeyim. Aleyküm selam dedi. Meraklanmayın. Hepsi düzelecek. Bir iş olsa sizin sesinizin. Tabii siz yalnız değilsiniz aslında. Türkiye'de milyonlarca kişinin elektriği kesik. Elektriği kesik olanların tamamı zaten yeterli gelire sahip değil. Fakir fukara vatandaşlar yani. Dolayısıyla sizin sesiniz olmak, sizin sesinizi bütün Türkiye'ye duyurmak istedim. Bir haksızlık varsa bu haksızlığın duyulması lazım. Bu mücadele sadece bireysel olarak sizin için değil. Elektriği kesilen 4 milyona yakın abonenin sesi, abonenin hakkını, hukukunu aramak için. Çocuklar keyifleriyle okula gitsinler. İşte başkanım benim bu işlerim bunlar. Bunlar sizin elektrik faturalarınız evet. Mı? Evet. Elektrik ve su. Doğal gaz. Bu su. Doğalgaz. Evet. Evet. Öbür adam serebiliyor. Başkanım. 1027 lira. Başkanım ben şey alıyorum, eşimde de maaşı alıyorum yani emekli maaşı. Evet. 1900 alıyorum ben, 900 de çocuk alıyorum. 950 kiraya veriyorum, 650 kredi borcunu veriyorum. 400 de su parasını, kaymakamlığa gittim ona diyor, senin emekli maaşın var dedim. Emekli maaşın neye yetecek? Evet. Hiçbir şey etmiyor yani. Ama onu idare edecek, ama hangisini açacağım başkanım? Evet. Yetmez ki o emekli maaşı. İş arıyoruz, iş bulamıyoruz. Evet. Bize iş verme. Hep Suriyeli Iraklılar. Asker ücreti yükselmişler dedi Erdoğan. Evet. Biz veremeyiz vatandaşımıza. Dedim, bana diyor Erdoğan'a git dedim. Erdoğan'a gittim ne yapacağım? Erdoğan'ın yeri sıcak. Evet. Su var, yemeği var, içeceği var. Dedim, sıcak yerde oturuyorum. Sarayda bakın, oturuyorum. He, sarayda oturuyorum da. Bir de diyor, televizyona çıkıyor, ben fakirlere şey yapayım. Ben dedim, fakirlere
Televizyonda söylemez. Gerekmiyor. Gelsin evine gitsin baksın. Fakirlerin durumu ne? Nasıl yaşıyorlar? Nasıl? Babam bunu yapacağım asla. Geçen kaymakam vali bir de belediye başkanı. Evet. Yemek düzenmişler eğitim yüksüz için. Hmm. Kaymakamla görüştüm dedim böyle böyle durum var. Odaki müdürü çağırıyor. Evraklarını al dedi. Hallederiz pazartesi. Daha yeni hallediyorlar. Evet. Eğitimlere bakacağım. Yüksüzlüğe sahip çıkacağım. Sahip çıkmak ile değil. Dinle evet. Söyleme. Evine gir var. Cumhurbaşkanımız eve girmiyor. Sadece Suriyeli Iraklı'ya giriyor çıkıyor. Nerede? Hmm. Ben kazanacağım. Evet. Kazan. Hmm. Ama yine ne kadar kazanırsan evet. Kazan. Fakirlerin bedavasını kazanıyorsun. Evet, başka evet. Bir şey değil. Evet. Yani benim tek Allah'tan başka kimse de korkmuyor. İsterse ben kafamı uçursun. Hmm. Ben onda korkmuyorum. Allah'tan korkuyorum. Evet. Gelsin benim durumumu görsün. Ona göre desin bana oy versin. Hmm. Benim 1000 tane oyum olsa bundan sonra vermem. Ben bir hata ettim. Keşke o hata etmeseydim. Evet. Evet. Ama bundan sonra benim bütün akrabam, bütün yakınlarım, bütün arkadaşlarım hepsine söyledim. Biz sizin arkanızdayız. Sağ olun. Sağ olun. Size sağ olun varım. Sağ olun. Sağ olun. Başımız eksik etmez. Sağ olun, sağ olun. Nazım Selçuk'a çiğ. Halkın umudu, Kılıçdaroğlu!